arkadaşımı da katlıyorum. Söyledikleri için de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 1 Ocak biliyorsunuz Mekke'nin fethiydi. Mekke'nin fethinin yıl dönümünün mübarek olmasını diliyorum. Tüm İslam alemine nice nice fetihler nasip etsin Cenab-ı Allah inşallah. 1 Ocak tarihinin Müslümanlar için özel bir önemi vardır. Bazıları şuursuzca yılbaşını kutlarken Müslümanlar da Mekke'nin fethini kutlamaktadırlar. Mekke şehri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Bu fetih öyle bir anlamlıdır ki Müslümanlar zorla çıkarıldıkları Mekke'yi hiç silah kullanmadan, bir damla kan akıtılmadan teslim almışlardır. Fethin bu kadar kolay olmasının sebebi Allah Resulü'nün ve Müslümanların gönülleri fethetmesiydi. İnsanlık alemine kutlu olsun. Aralık ayı içerisinde idrak ettiğimiz Peygamber Efendimiz'in doğum yıl dönümü olarak kutladığımız Mevlid Kandilimiz mübarek hayırlara vesile olsun inşallah. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ve Ankara'mızın başkent oluşunu 96. yıl dönümünde kutlar, tüm silah arkadaşlarıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de yad ediyor, şükürler şad olsun. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un da vefatının 79. yıl dönümünde rahmet önünde de anıyoruz. Aralık ayı içerisinde belediyemiz öncülüğünde gerçekleşen Uluslararası Başkent Şairler ve Aşıklar Şöleni'nin gerçekleşmesinde emeği geçen başta belediye başkanımıza ve tüm görevlilere teşekkür ediyoruz. Aynı başarının UNESCO tarafından 2016 yılının Ahmet Yesevi yılı ilan edilmesi dolayısıyla Gölbaşımızda da etkinlik ve konferanslar düzenlemesini dileriz. 2016 yılında tekrar ülkemize, milletimize, tüm insanlık alemine huzurlu muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. 2016 yılının ülkemize, Gölbaşımıza hayırlar getirmesini diliyorum. 2016 yılında yaşamsal alanlara, insanların yaşam haklarına saygılı, hukukun üstünlüğü, her zaman barışçıl, demokrasi anlayışında bir yıl olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.